Herkese selamlar. Bugün MSE'ye giriyoruz. Her YKS öğrencisinin bence beklediği bir dönemeç bu MSE'yi. Çok fazla şey izledim MSE'yi ile alakalı işte. MSE sonucu ile YKS sonucu benzer çıkar mı falan diye. Kimse benzer çıkmaz diyor. Ay şu kaşım çok kötü duruyor ya. Yüzüm de çok kötü duruyor, şuna bakın. Birlikte de hani gerçekten MSE sınavını kazanmak için girmeyen insanların hiç endişelenmemesi gerektiğini söylüyorlar. O yüzden yani bir şey demeyeceğim. Umarım hani güzel geçer ve her zaman yaptığım netlerde yaparım ve motivasyonum kaybolmaz. Çok fazla şey okudum çünkü yani izledim. İşte MSE'den kötü yaptığım için moralim bozuldu ve hani o 3 ayda çalışmadım falan diye. Allah korusun, öyle şeyler olmasın. Sınava giriş belgem de hazır. Bir tane çıkarttım, ne olur ne olmaz diye panik bir insan olarak bilmiyorum. Ay, umarım güzel geçer. Hüsna ile aynı okuldaymışız ve sınıflarımız yan yana. Ben 009'dayım, o 010'da yan yanayız yani. Ya bilmiyorum, çok gerici bir şey ama güzelce altına kalkarız umarım ki. Sınavdan çıkınca da zaten nasıl geçtiğini konuşuyor oluruz. Yıllar önce bu Kesena'nın MSE vlogunu izlemiştim. Bugün MSE'ye gidip sonrasında yüz yüzeyken konuşuruz, konserine falan gitmişlerdi böyle. O zaman dedim MSE ne ya falan yapıyordum. Ortaokuldayım çünkü. Şimdi ben gireceğim. Çok duygusal. Bir de bugün Martin'in çıkamını takacağım. Sınavdan sonra tabii ki. Çünkü her şeyimi çıkarttım. Her şeyimiz. Bir şeyim yok. Ben şimdi gidip bir kahvaltı yapayım. Sonrasında yol alırız yavaştan yani. Selam. Sınav bitti ve eve geldim tekrardan. Sınava girmeden önce ne çektiğimi cidden hatırlamıyorum. Çünkü bayağı stresliydi aslında yani. Direkt Lapsi'ye gittim ve girdim. Stresli bir ortamda TC kimliğimi koyacağım, hemen cüzdanıma kaydetmeyeyim. Sınav belgeleri aldılar da ben iki tane çıkarttığım için bir tanesi kaldı bende. Sınav nasıl geçti? İlk önce söylemem gereken şey, benim şekerim nerede? Benim şekerim nerede? Ben 190... Ben paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. 195 lira verdiysem ben bu sınava. Kaçtı? 190, 295 miydi ya da? 195 olması lazım. Benim şekerim nerede? Ben şekerimi istiyorum. Böyle olmaz. Peçete koymuşsunuz. Şeker istiyorum ben. Ben şeker istiyordum. ÖSYM'nin şekerini yemeyeceksen bu sınav provası prova değildir. Şaka bir yana, sınavım normal her zaman beklediğim gibi geçti. Bir tık daha zamanım olsaydı ya da zamanımı kullanabileceğimi hani kullanabilseydim bir tık daha güzel bir şekilde, bir tık daha matematik yapabilirdim belki ama bir tane levhalı yani yol ve hız sorularını yapamıyorum. Hız sorularını yapamıyorum. Film izleme sorusu vardı. Mesela o boş hatırladıklarımdan. Bir tane tabelalı bir soru vardı, o boş. Diyet yapan bir tane çocuk vardı. Mehmet miydi, Mustafa mıydı, Musa mıydı, öyle bir şeydi. O boş. Ondan sonra başka boş olanlardan geometride küp soruların iki tanesi boş onlardan. Başka bildiğim bir şey yok galiba şu anda yani. 26 tane kodladım matematikte. Türkçe'de hepsini kodladım. Sosyalde iki tane boşum var. Bir tanesi tarihten. Yani o kadar beklediğim kadar bilgi değildi. Coğrafya hiç bilgi değildi. Bir tanesi de dinden. O da Mekke Medine nerede? Yani Hicaz'da bir tane E şıkkı var ya. E şıkkını hiç bilmiyorduk ya. Onun arasında kaldım. Çünkü bazen hiç bilmediğimiz şık doğru olabiliyor. O yüzden emin olamamıştım. Ama galiba Hicaz'mış o. Onun haricinde felsefede boşum yok. Fende de 6-7 ya da 8 tane kodlamış olmam gerekiyor. Böyle biyolojiden bir 4 tane falan kodladım galiba. Matematikte de 26 tane kodladım. Sınav ortamı güzeldi. Yani benim gözetmenlerim çok tatlılardı. Bence hani tatlılardı ve hani sınıfın ortamı da şeydi, güzeldi. Sınıfta biri şey dedi. Hocam dedi şeker yok bunda dedi. O da aynı şekilde. Ondan sonra sonra hoca dedi ki ne kadar verdiniz siz bu sınav ücretlerini dedi. 195 lira dedi. Ondan sonra hoca dedi ki devletin size dedi bir şeker borcu var artık falan dedi. Ondan sonra çocuk dedi ki hocam dedi 5 lira daha verip 200 lira verseydik belki şeker verirlerdi falan dedi. Yani sınıftan hani sınavdan önce böyle konuşmalar gerginliğimi aldı. Genel olarak gergin değildim zaten ama sınav esnasında şöyle bir şey oldu. 12.40 gibi ben matematikte problemleri yapamıyordum falan böyle artık.
sinirlendim. Böyle kalemi artık attım yani. Sessiz bir şekilde bıraktım yani. Dedim ki Allah kahretsin bu matematiği, çözmüyorum dedim. Ve 5 dakika bıraktım ben sınavı. Çünkü sınavın 12.45'te biteceğini düşünmüştüm. Ama sınav 1'de bitiyor. Ve 1'de bittiğinde biliyorum, anneme falan söyledim. Hani anne dedim sınav 1'de bitiyor falan diye. Anneme de söylemiştim aslında. Sonra 5 dakikalık oradan bir zaman kaybı var. Sonra 12.45 olduğu zaman yani saat 12.45'i gösterdi. Zaten biliyorsun bir tane dijital saat koymuşlar oraya. Bizim için olan ama aslında bizim için olmayan. Tamamıyla onların izlemeleri için bir kamera düzeni yani. Sonra hani dedim gözetmenler niye uyarmıyor? Aklıma o anda böyle düştü bir anda. Dedim ki sınav 1'de bitiyor yarabbim. Sonra hemen oturdum bir 4-5 tane geometri sorusu çözdüm. O şekilde hani böyle net matematikte kodladığım şey artmış oldu. Yani problemleri niye yapamıyorum ben? O sayfa boştu bende. Sinirlendim ve bu sorulara bir daha ulaşamayacağız da bunun da. Yani bu şekilde bu sınavı bitirmiş olduk. Nasıl bir sıralama gelir? Kaç net gelir? Keşke 70 üstü gelse. Umarım ki 70 üstü gelir ama bilemiyorum yani. Gerçekten ne kadar gelebileceğini. Bu sınavı da bu şekilde bitirmiş olduk. ÖSYM'nin ilk sınavı ve YKS öğrencileri için bence hani o iki tane konulan hedef var. Sonra zaten ikincisi YKS, birincisi de MSÜ'ydü ve onu başarıyla tamamlamış olduk. Şimdi bir de takılarımı takacağım hemen. Çok heyecanlı. Mart enişkamı takacağım. Bunun için bayağıdır bekliyorum. Şimdi dileğimi tutup takacağım. 3 Mart normalde 1 Mart'ta takılması gerekiyor ama düşürüyordum. Tamam. Yaşasın Mart enişkamına takmış olduğum bu şekilde. Ve böyleydi. Şekersiz bir YKS provasını bitirmiş olduk. Nasıl geçtiğini gerçekten bilmiyorum. Yani düşündüğümden, ya düşündüğüm gibi geldi ama normalde insanlara daha kolay gelmiş. O yüzden emin olamıyorum tam olarak. Yüzümü de bayağı iyi oldum. Ama bu şekildeydi. Sizin sınavınız nasıl geçti? Neler hissediyorsunuz? Ne yaptınız? Onları da aşağıda yorumlarsa belirtebilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki başka YKS provalarında ve YKS günü vlogta görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.